konuşma tarzıyla belli oluyor Esra Hanım. Onlar öyle yetişmiş, demek ki aynı şeyi yapıyorlar. Bilmiyorlar ki bizim ne durumda olduğumuzu, ya da o çocukların ne halde olduklarını bilmiyorlar. O çocukların anneye hasretini, anneye özlemini, o duyguları nasıl bastırdıklarını, bu süreçte ne gibi psikolojik rahatsızlıkları var ya da nasıl bir travma kaldı onlarda, bunları bilmiyoruz. Annenin seni böyle aramasını ister miydin Gizem? Annenin Yasemin Hanım gibi seni aramasını ister miydin? Çok isterdim. Senin için böyle Yasemin gibi mücadele etmesini isterdim. Üç buçuk yaşındayken annenin bırakıp gittiğini babaanne söylemiş. 15 yıldır da içimde hep bir hasreti, özlemi vardı. İlk zamanlarda öfke duyuyordum ama bana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum dedi. 15 yıl sonra annenin sesini ilk defa duyacaksın. Alo de. Anneciğim. Ne yapıyorsun kızım, iyi misin? Gizem. Efendim. Ne yapıyorsun, iyi misin anne? İyiyim. Sen nasılsın? İyiyim anne. İyiyim. Sen? Ben seni görmek istiyorum anne. Geliyorum yanına kızım. Yanına geleceğim senin. Ben Gizem adına sorayım. Belki Gizem sormak istiyordur. Bunca yıl Gizem'i merak ettiniz mi? Ettim. Çok mücadele ettim Esra Hanım. Şimdi bak, artık evladınız elinizin altında. Bu saatten evet. Sonra onu yalnız bırakmayacaksınız umarım. Hayır, hayır. Yalnız bırakmayacağım. Her zaman yalnız olacağım onun. Bir şey söylemek ister misin ona? Sadece çok görmek istiyorum. Görmek ve sarılmak istiyorsun. Geleceğim evet. Kızım, sarılacağım sana. Hiç bırakmayacağım seni, oldu mu annem? İnşallah. Bakın İsmi Hanım da burada. Gizem'in babaannesi. Ona da saygı sunarım. Kızıma baktığı için onları da çok seviyorum. Esengül Hanım, aslında babaannenin büyütme noktasında bir sıkıntısı yok ama yaş ilerleyince biz şunu düşünürüz. En kıymetli olan evladımızı, torunumuzu ehline teslim etmeyi. Yani emaneti aslında size teslim etmeyi istiyor babaanne. Evet, evet. Allah razı olsun. Ben anneme de çok teşekkür ederim. Sizi tam tersi, yani biraz önceki sahnede gördüğümüz gibi düşman da yetiştirebilirdi. Yani Gizem annesine karşı öfke dolu olabilirdi, nefret edebilirdi. Onunla alakalı hep olumsuz düşünceler olabilirdi. Ne mutlu ki sana, sevgi dolu bir kalbin elinde büyümüşsün, yetiştirilmişsin ve yoğrulmuşsun. Bugün hangi şartlarda olursa olsun bırakıp gittiğini bildiğin, belki de öyle anlatıldı sana, bilemiyoruz. Bunu annen geldiğinde sana açıklayacak. Sen onu sevgiyle ve özlemle çağırıyorsun. Yarın bekliyoruz sizi. Tamam, olsun. Tamam mı? Oldu, geliyorum ben de zaten. Bir kere şu kızınıza bir kızım deyin, onu bekliyor sanırım. Tamam kızım, geliyorum yanına kızım. Ses görmeye geliyorum. Tamam mı annem? Tamam anne, bekliyorum. Tamam, geliyorum annem. Uçağa biniyorum. Uçağa binip yanına geliyorum, değil mi? Uçarak geliyor. Tamam, oldu. Kapatabilir miyiz telefonu? Senin acayip bir mahcup bir tarafın var. Değil mi? Baban yok, anne yok. Mutlu musun İsmi teyzeciğim? Çok mutluyum, Allah razı olsun. Baban yok, anne yok.
saatten yavrum, sonra bir kanadı kırık olmayacak. Babasız annesiz büyüttüm. Yavrum. Benle gidersin olur, bensiz asla olmaz. Tamam babaanne dedi, hanım hanım çık dinledi. Çok da hanım bir kız. Yani Allah'ın izniyle evet, anneyle kucaklaşacak. Bu gece senin için çok kolay geçmeyecek. Esra Hanım. Bugün biraz çok yaşattık sana. Bu şoku da sindiriyor olman da bizim için çok önemli. Hani için bir süre sonra bizim için çok olağan bir durum haline geliyor ama karşı tarafın o haberleri alması, onu kabul etmesi, sindirmesi, telefonun ucunda o hiç bilmediğiniz bir ses var. Sen gördüğün zaman sanırım rahatlayacaksın ve emin olacaksın. Esra Hanım bir zahmet bir de bir şey diyeceğim. Bunun babasının düşmanlarını çıkartırsan daha iyi olur, sevinirim. Sözünü vermeyeyim İsmi teyze. Önce bir onu anneyle bir kavuşturalım. Tamam mı? Tamam. Gel. Anne, anne, sen üzülme, sözlerim.